Ekose Konfeksiyon, Selin Ceylan ile İşkolik programını sunar. Sevgili seyirciler merhaba, bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Ali Deniz Demirel, kendisi avukat. Hoş geldiniz Ali Deniz Bey. Hoş bulduk Selin Hanım. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki de, ben Antalya Barosu avukatlarından Ali Deniz Demirel. İşime Antalya'da devam etmekteyim. Bu şekilde. Çok güzel. Peki avukatlık konusunda size böyle çok özel ve önemli sorularım olacak. Biz program öncesinde biraz sohbet etme fırsatı bulduk sizinle. Evet. Ama alanlarınız çok geniş tabii ki, yelpazede çok geniş avukatlık mesleği. Birçok alanda faaliyet gösterebiliyor. Bizim bugünkü yoğun konumuz tahkim konusu olacak. Evet. Öncelikle bize tahkim nedir? Bunun açıklamasını yapar mısınız? Tahkim denince neler oluyor? Tabii ki de. Dediğiniz gibi avukatlık, hukuk, hayatın her alanında var olan bir sektör. Tahkim ise tarafların kendi aralarında hukuki uyuşmazlıklarını çözebilecekleri, devlet yargısının alternatifi diyebileceğimiz bir çözüm yoludur. Taraflar tamamen kendi iradeleriyle bir hakem tayin edip ya da bir tahkim merkezi seçip buranın kurallarına göre uyuşmazlıklarını çözmek için başvuruda bulunup uyuşmazlıklarını çözebilirler. Peki bunun türleri de var mıdır? Ayrıldığı dallar, tahkim türleri? Tabii ki de. Tahkim iki türe ayrılıyor. Bir iradi tahkim, bir de zorunlu tahkim. Zorunlu tahkim devletin zorunlu tuttuğu, örnek verecek olursak tüketici hakem heyetleri ya da sigorta tahkim merkezi gibi tahkim merkezi, tahkim kurumlarına gitmek bazı daha vardı. Zorunlu. Bir de iradi tahkim var. Bunda taraflar tamamen kendi istekleriyle ya bir hakem seçiyorlar ya da bir tahkim merkezi seçiyorlar. Ülke içinde ya da ülke dışında da olabilir. Bu şekilde gittikleri iki çeşit tahkim türü mevcuttur. Tabii bunlar davaların sonucunda savcılar tarafından mı belirleniyor, yoksa kendi uzlaşmazlıkları yüzünden mi, kişilerin, bireylerin birbirleri arasında olan uzlaşmazlıklar yüzünden mi meydana çıkıyor? Şöyle oluyor. İki tane tacir örneğinden gidelim. İki tacir var. Bir iş yapacaklar. Bu iş karşılığında önceden bir sözleşme hazırlıyorlar. İleride doğabilecek herhangi bir uyuşmazlıkta, daha hiç uyuşmazlık konuları ortada yok iken bir karar alıyorlar. Biz diyorlar ki devlet yargısına gitmeyelim. Eğer sorunumuz olursa bunu hakem huzurunda çözelim. Tahkim vesilesiyle çözelim diyerek ta işin en başında anlaşmaya vararak tahkim yolunu seçmiş oluyorlar. Aralarında ola ki bir uyuşmazlık çıktı. Seçtikleri hakem ya da tahkim merkezi vasıtasıyla uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturabiliyorlar. Çok güzel. Aslında çok da dallandırıp budaklandırmadan, değil mi? O süreçte çetrefilli, sıkıntılı süreçleri yaşamadan direkt en baştan bunu belirttiklerinde, bu anlaşmayı yaptıklarında sonucunda da daha hafifletilmiş bir şekilde aşabiliyorlardır sorunlarını. Çok da önemli aslında. Çok önemli. Peki hangi uyuşmazlıklar tahkime elverişlidir? Hangi uyuşmazlıklarda buna başvurulabilir? Şöyle, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri her türlü uyuşmazlıklar tahkime elverişlidir. Tersten gidecek olursak, örneğin devlet yargılamasında ceza yargılaması, yani ceza hukuku alanı ya da idari hukuku, vergi hukuku gibi alanlar devletin tekelinde olan yargılamalardır. Ancak hukuk yargılaması olarak bakacak olursak, biraz önceki verdiğim örnekteki tacirlerin arasındaki borç alacak ilişkileri ya da kişiler arasındaki herhangi para, mal gibi sorunlardan doğan uyuşmazlıklar tahkime elverişlidir. Bu durumlarda başvurulabiliyor o zaman. Evet. Peki tahkim yargılamasının avantajları nelerdir? Tahkim yargılaması bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Burada devlet yargılamasına alternatif olarak geliştirilmiştir. Devlet yargılaması çok
sıkı şekil şartlarına tabidir. Hani taraflar profesyonel bir hukuki destek almaz ise geri dönüşü olmayan zararlarla karşılaşabilirler. Hı hı. Ve bu yargılamalar herkesin malumu, sadece bizim ülkemize has değil, tüm dünyada böyle. En az 2 sene, 3 sene, belki 4 sene sürebilmektedir. Ve günümüzün koşullarındaki ticaret hayatındaki sürat göz önüne alındığında bu yargılama süreleri davayı kazanacak olanın bile aslında kaybetmesine sebep olabiliyor. Evet. Tahkimde ise bu yargılama bizim kendi kanunumuzda, hukuk muhakemeleri kanununda en fazla 1 yıl sürmekte. Başka bir tahkim merkezi seçildiğinde ise, örneğin Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi'nde en fazla 3 ay içerisinde tarafların uyuşmazlıkları çözüme kavuşabiliyor. Dolayısıyla tahkimin en önemli avantajı süratli olması. Maddi olarak ise devlet yargılamasından çok bir farkı yok. Fakat vakit nakittir dediğimizde süretinin hızlı olması her iki tarafında işine gelmektedir. Tabii, çok doğru. Peki orada şimdi bireyler kendi aralarında bir sözleşme hazırlıyorlar. Evet. Bu sözleşme tabii ki tahkim kontrollü bir şekilde olmuş oluyor. Orada bazı kararlar ve maddeler var anladığım kadarıyla. Evet. Buna iki taraf da imza atıyor. Evet. Sonrasında herhangi bir uyuşmazlık olduğunda bu tahkim merkezi belirlenen ya da bunu yapan kişiler tarafınca ele alınarak, onlara danışılarak bir sonuca bağlanıyor. Peki orada o verilen sözler savcının söyleyeceği kadar net ve kesin karar niteliğinde mi? Evet, tam olarak dediğiniz gibi tahkim normal herkesin bildiği mahkeme yargılamasında çıkan karar, biz bunlara ilam diyoruz hani hukuk dilinde. Evet. Tahkim, hakemin yazdığı kararlar da ilam niteliğinde belge sayılıyor. Yani icra dairelerine gittiğimizde mahkemeden aldığımız karar neyse hakemden aldığımız karar da aynı hüküm ve sonuçlara sebep oluyor. Geçerliliği de o yönde aynı olmuş şekilde oluyor. Mesela savcılığa çıktık, duruşmaydı, zamanıydı, süreciydi, 3 ay sonrasına atıldı, o 3 ay sonrası başka bir 6 aya ertelendi. Bunlar, bu süreçler yaşanmıyor. Hiçbiri yok. Aa, çok güzel. Aslında çok çok da önemli. Bu yayını iyi ki yaptık. Siz de bize iyi ki bu bilgileri veriyorsunuz. Birçok kişi de bunları öğrenmiş olacak. Belki kendi alanında bu sistemi ve bu yöntemi kullanan kişiler biliyordur, kurumlar, firmalar. Ama bilmeyenler için de çok güzel bir bilgi aktarımı olmuş olacak. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Ali Deniz Bey. Sağ olun. Rica ederim, ne demek. Şimdi hakem kararları nasıl icra ediliyor peki? Evet, savcının sözü kadar değerli dedik, kararı evet, kadar net dedik. Ama hakem kararlarının icraları nasıl yapılıyor? Şöyle, biraz önce dediğimiz gibi mahkemeden bir karar çıktı. Taraflardan biri, kaybeden taraf diyelim, bunları yerine getirmedi. Diğer taraf, kazanan taraf, icra dairesine gidip bu kararları icra dairesi marifetiyle, yani devletin gücüyle yerine getirtebiliyor. Hakem kararları da aynı bu şekilde icra dairesine gidip yine devletin gücüyle yerine getirtebiliyor. Bunun yanında yabancı hakem kararları da olabilir. Ancak Türkiye'de icra edilmesi gerekebilir. Bunlarla alakalı yine ilgili mahkemede icra edilebilirlik şerhi almak vasıtasıyla o Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kararı haline gelmiş oluyor tanınarak. Yine bu aşamadan sonra icra dairelerine gidip o karar uygulamaya sokulabiliyor. Yani yabancılar dediğimiz yurt dışı değil, yurt dışı mi aslında? Şirketler, yurt dışı kişiler, yabancılık bağlantısı olan herhangi iki firma. Evet. Ancak Türkiye'de iş yapıyorlardır. İşleri Türkiye'de olduğu için kararın Türkiye'de uygulanması gerekiyordur. Her ne kadar yabancı hakem kararı almış olsalar da 1958 yılında yapılan bir New York Sözleşmesi var. Burada 158 tane devlet bu anlaşmayı imza atmış durumda. Yani 158 tane imza atan ülkenin herhangi birinde bu kararları tanıtabilip icraya sokabiliyorlar. Çok güzel. Yani şirketin o ülkede olmuş olması gerekiyor. Atıyorum mesela Türkiye'de. Evet. Türkiye'de kurulmuş veya başka kuruluş menşei, başka taraf varoluşu, atıyorum mesela Almanya.
Ama geldi burada da bir iş yapıyor. İş yapıyor. Burada da bir kuruluş sağladılar ama bir anlaşmazlık oldu. Bizim kural, yani Türkiye'deki var olan kurallar yöneticiliğinde buradaki tahkim sürecine göre kararlar alınarak buradaki onaylar doğrultusunda yine mahkemeden yapılmış oluyor. İcra edilerek şerhi alıp icra dairesine başvurup kararlarını uygulatabiliyorlar. Çok güzel, süper. Çok da aslında kolaylıklar var. Bayağı. Değil mi? Evet. Sizin gibi böyle deneyimli, işinde uzman kişilerden yardım alarak bunlara biz de faydalanabiliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Peki tahkim yargılamasına karşı gidilebilecek herhangi bir yargı yolu da var mıdır? Tabii ki de. Hukukumuzda tahkim yargılamasına karşı, hakem kararlarına karşı iptal davaları açılabiliyor. Tabii bu hakem kararlarının çok detayına girmiyor. Fakat hami kanunumuz olan HMK ve MTK, Milletler Arası Tahkim Kanunu'na uygunluğu denetleniyor. Ne bileyim, anayasaya uygunluğu, kamu düzenine uygunluğu vesaire gibi denetimlerden geçiyor. Eğer bu şartlardan birini sağlamıyor ise bu hakem kararları iptal edilebiliyor. Yani orada da belki gözden kaçırılmış bir madde, bir kural olabilir. Olabilir. Hepimiz insanız. Değil mi? Yani orada çünkü aslında kişiler arasında yapılan ve çözüme gidilmek istenen bir süreç var. O da yine kişilerin yaptığı bir sözleşme. Evet. Herhangi gözden kaçan bir durum olabilir. Veya eklenmesi gereken bir şey vardı, eksik kaldı olabilir. Olabilir. Bunun tekrar araştırılması talep edilerek sonrasında iptalinin veya bozulmasının talebiyle bu süreç bitebilir. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz Ali Deniz Bey. Çok güzel bilgiler verdiniz bize. Başarılarınız daim olsun. Tebrik ediyoruz sizi. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sizler de çok sağ olun. Umarız her şey gönlünüzce olur. İnşallah. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Ali Deniz Demirel bizlerleydi. Kendisinden çok güzel bilgiler aldık. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Ekose Konfeksiyon, Selin Ceylan ile İşkolik programını sundu.